Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle birlikte bir pompanın CFD analizini gerçekleştireceğiz. Pompamız santrifüj tüplü bir pompa olacak. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil renkte bir parçamız mevcut. Bu yeşil renkteki parçaya yatay eksende gelen bir akışı dikey eksenle iletmesini sağlayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle Application sekmesine geldim ve Flow analize tıklıyorum. Daha sonra Wizard'a tıkladım. Devam ediyorum. İlk olarak akışımızın fiziğini belirteceğiz. Şöyle Turbulence'ı seçtim. Kavitasyonu seçiyorum ve sonuçlarda akım çizgilerini göreceğim. Dolayısıyla Streamline'ı aktif hale getirdim ve devam ediyorum. Yer çekimi ivmesiyle herhangi bir işim yok. Dolayısıyla no olarak bırakıp devam ediyorum. Evet. Şimdi akışkan hacmini oluşturmaya geldi sıra. Bu buradan yes olarak işaretledikten sonra internal'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi iki tane açıklığım hemen otomatik olarak tespit edildi. Buradan OK'ye tıklıyorum ve akışkan hacmin gördüğünüz gibi oluştu. Tabii ki bitti mi? Bitmedi. Niye? Neden bitmedi? Çünkü içerideki akışkan hacimleri farklı. Yani buradan gelecek olan akışkan yatay bir eksende geliyor. Daha sonra burada dönen bir akışkan hacmimiz var. Ve bir de nedir? Şurada dikey eksene giden bir akışkan hacmimiz var. Bizim bunları ayırmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Bakın buradan Split Domains var. Buna bir kere tıkladım ve oluşturduğum hacme şöyle bir tıklıyorum. Tıkladım. İlk başta ne yapacağım? Dönen olan hacmi çıkartacağım. Şöyle silindir olarak tıkladım ve Z ekseninde dedim. Silindirin merkezini belirtiyorum. Ve elimdeki radius değerini buraya yazıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın buradaki parçayı ilk başta dikey eksenden çıkartıyorum. Şöyle OK dedim. Birinci parçaya sonuçta ikiye ayırdık biz bunu. Birinci parçaya bir, ikinci parçaya da iki diyebiliriz. Başka bir ayırma işlemi yapacak mısın diyor. Evet diyorum. Bir de ne yapacağız bakın. Gördüğünüz gibi artık iki parça ayrıldı. Bakın şöyle. İki parça ayrıldı. Yine tıklıyorum. Bu sefer buradaki parçayı buradaki parçadan ayıracağım. Nasıl yapacağım bu sefer? Plane olarak bırakıyorum ve buradan Select Surface diyorum. Buradaki yüzeye tıklıyorum. Ayırma yüzeyine tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi artık iki parça ayrıldı. Yine OK diyorum. Yine 1-2 olarak bırakabilirim. Başka bir ayırma işlemi yapacak mıyım? Hayır diyorum ve isterseniz hemen oluşturduğum bir parçalara da görelim. Şöyle hepsini gizleyelim. Bakalım buradan oluşturduğum parça şu. Şunu da gizliyorum tekrar. Diğeri şu bizim dönecek olan hacmimiz. Ve son olarak da bizim dış tarafta kalan hacmimiz. Bunlar bizim akışkan hacimlerimiz olacak. Şöyle hepsini tekrar geri getirelim. Evet. Devam edelim. Şimdi akışkan hacimlerimizi seçeceğim. Add diyorum. Şuradan model ağacından seçiyorum. Son 3 tanesini seçiyorum. OK dedim. Bir de su olarak belirteceğim. Şöyle hepsini seçiyorum. Sağ tıklayıp Set Materials dedikten sonra Water'a tıkladım. OK dedim. Şöyle hepsini oluşturdum. Next diyorum. Evet, şimdi artık sınır koşullarını oluşturmaya geldi sıra. Giriş sınırımı belirteceğim. Giriş sınırın var mı diyor. Evet diyorum. Buradan bakın hangi sınırın neye tekabül ettiğini görmek için şöyle bir kere tıkladığım zaman bakın evet yeşil renge döndü. Demek ki 5. sınırım benim giriş sınırım. Next diyorum. Ben buradan toplam bir basınç belirteceğim. Şöyle total pressure olarak belirttim. Boundary normal olarak
kalırken ben burada 101.325 Pascal olarak görüyorum. Ve aynı zamanda ne yapıyorum? Buradan akım çizgilerini de serbest hale getiriyorum. Devam ediyorum. Bir de çıkış sınırımı belirteceğim. Buradan yes diyorum. Bakın şöyle dördüncü sınırım benim çıkış sınırım. Next dedim. Bir de buradan ne belirteceğim ben? Hacimsel debi belirtiyorum. 0,01 metreküp bölü saniye diyorum. Devam ediyorum. Başka bir sınır koşulum var mı diyor. Evet diyorum. Neden? Ben buradaki normalde biz durağan bir analiz yapacağız. Zamandan bağımsız bir analiz yapacağız. Fakat içerideki akışkan hacmini dönme etkisini de vermem gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan yes diyorum. Ne yapıyorum? Bakın şuradaki gördüğünüz gibi bakın içerideki seçildi. Bunu seçiyorum ve next diyorum. Duvar olarak belirtmiş. Ben duvar ama dönen bir duvar olarak belirtiyorum ve 34 radyan bölü saniye olarak değerimi girdim. Devam ediyorum. Şimdi sadece bunu vermek yetmez tabii ki. Çünkü biz burada duvar için sınır tanımladık. Aslında ki içerideki hacim için de bunu tanımlamamız gerekiyor. Buradan bakın hacimsel bir parametre tanımlamak istiyor musun diyor. Yes diyorum. Şöyle karşılık gelen hacmi seçtim. Next dedim. Başlangıç koşulu belirtmek istemiyorum. Şuradan bakın. Ne yapacağım? Dönme hareketi vereceğim hacmi. Dolayısıyla non-inertial frame'i aktif hale getirdikten sonra yine aynı şekilde 34 radyan bölü saniye olarak giriyorum. Buradan devam ediyorum. Dediğim gibi steady bir analiz yapacağım. Yani zamandan bağımsız bir analiz yapacağım. Devam ediyorum. Mesh ayarlarımı görüyorsunuz. Buradan herhangi bir ayarı değiştirmiyorum. Yine next diyorum. Mesh'e hazır diyor. Okey diyorum. Ve artık mesh'imi oluşturuyor. Şöyle mesh'imi de oluşturdum. Şimdi sonuçlarını görmek istediğim parametreleri belirtiyorum. Analiz sonrasında hangi sonuçları görmek istiyorum? Şöyle boundaries'e tıklıyorum. Sınırlarda görmek istediğim sonuçlar var. Next diyorum. Bakın çıkış sınırımda şöyle gösterelim. Çıkış sınırımda bir de dönen olan hacimde ben görmek istediğim parametreler var. O yüzden bunları seçtim. Next dedim. Şöyle çıkış sınırımda ben toplam basınç ortalamasını görmek istiyorum. Şunu aktif hale getirdim. Bir de gücü görmek istiyorum. Gücü nerede göreceğim? Şuradaki dönen parça için göreceğim. Akışkan hacmi için göreceğim. Bunu aktif hale getirdim. Devam ediyorum. Grafikleri oluşturacağız. Hangi grafikleri görmek istediğimizi. Biz aktif hale getirmiştik bildiğiniz gibi. Çıkış sınırımız için. Ben buradan create new dedim. Daha sonra dönen akışkan hacim için power'ı aktif hale getirdim. Bir de torku aktif hale getirelim. Şöyle 3 taneyi aktif hale getirdik. Hatta 4. sınırım için bir de ne yapalım? Debi'yi de aktif hale getirdim. Ben bunları bakın şurada XY plot panele tıkladığım zaman buradaki sonuçları benim görmem lazım analiz sonrasında. Şöyle finish diyorum, yes diyorum. Şimdi artık analizim koşuyor. Şöyle XY plot'a bastığım zaman şöyle gördüğünüz gibi şurada analizimi izleyebilirim. 500 iterasyona kadar koşacak. Dediğimiz gibi önceki videolarda da burada yakınsama kriteri veriyoruz. Eğer o yakınsama kriterine ulaşmadığı takdirde ne yapıyor? Bu sefer belirtilen iterasyon sayısına kadar koşmaya devam ediyor. Burada 10 üzeri eksi 3 olarak varsayılan olarak girildiği için şöyle 10 üzeri eksi 3'e de ulaşamıyor. Gördüğünüz gibi yatay eksende seyrediyor. 500 iterasyona kadar koşuyor. Evet, bitti şu an. Şöyle gördüğünüz gibi basınç dağılımı bu şekilde. Akım çizgilerini görelim isterseniz.
Şöyle geldik. Streamline'a bastım. İlk başta bakın burada akım çizgilerini görebiliyoruz. Bunları renklendirebiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle Keep Drawing'e Yes dedikten sonra değişken olarak ne yapıyorum? Hızı girelim. Şöyle Velocity'ye girdim. Bir de bunlara hareket verelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Aktif hale getirelim. Şunu aktif hale getirdim. Şöyle wireframe dedim. Bakın şöyle aktif hale getirdim. Aktif haldeyken şöyle aktif haldeyken bir de animasyon verelim. Şöyle 0.01 dedim. Bir de şunu aktif hale getirelim. Şöyle gördüğünüz gibi akım çizgilerimizi animasyon olarak görebiliyoruz. Bu zamandan bağımsız bir analizimizdi. Bir de zamana bağlı hareket vererek yani buradaki gerçekten buradaki dönem parçayı gerçekten de döndürelim. Nasıl yapacağız onu? Bakın ikinci, birinci olan domainimiz buradaki dönem parçaya karşılık geliyordu. Biz ne yapmıştık? Zamandan bağımsız bir analizde dönme etkisini vermek için non-inertial frame'i aktif hale getirmiştik. Bunu hayır dedim. Bu sefer neyi aktif hale getiriyorum? Şunu aktif hale getireceğim. Bu her döndüğü zaman sonuçta bir mesh oluşturmuştuk. Her döndüğü zaman meshleme işlemini yeniden yapacak. Yeniden yapacak. Bağlantı noktalarına tutunabilmesi için. Dolayısıyla ben buradan volume remesh'i aktif hale getirdim. Ve ne yapıyorum? Buradan bana dönme hızını soruyor. Dönme hızını yani meshleme dönme hızını yine parçamın dönme hızıyla aynı yapabilirim. 34 radyan bölü saniye olarak belirttim. Bir de ne yapıyorum? Analizim için sonuçta zamana bağlı bir analiz yapacağım. Şurada transient'e aktif hali getirdim. Şimdi buradan parametreler girmemiz lazım. Normalde zamandan bağımsız analizlerimizde işte 500 iterasyon giriyorduk. Sadece 500 iterasyon girmemiz yeterliydi. Şimdi simülasyonun zamanı, işte her bir adım için ne kadar iterasyon yapılacak gibi değerler girmemiz gerekiyor. Buradan 1 saniye giriyorum. Toplamda 1 saniyelik bir simülasyon olacak. Tabii bu 1 saniyeyi ne kadara böleceğiz? 250 parçaya böleceğiz. Yani 250 iterasyona böleceğiz. Her bir iterasyon, yani her bir döngü diyelim, 5 iterasyondan oluşacak. Bunu diyebiliriz. Bir de ne var? Şimdi biz volume remesh yaptık. Şöyle connect etmemiz lazım. Bakın neyi connect edeceğiz? Biz normalde 3 parçaya ayırmıştık analizimizin en başında. Şuradaki bizim arı yüzeyimiz var. Bu iki parçayı birleştiren arı yüzeyi. Bir de şuradaki dikey akışkan hacmi ile dönen hacim arasında da bir ara yüzey var. Bizim bunları bağlamamız lazım. Ne yapıyorum? Bakın. İnterfeyste zaten iki tane interface var. Gördüğünüz gibi. Şöyle iki tane interface var. Ara yüzümüz var. Şu ikisini seçiyorum. Connect diyorum. Şöyle connect dedim. Şimdi artık analizimi başlatabilirim. Buradan run'a geliyorum. Bakın. Ne yapıyorum? Baştan başlatıyorum. Şimdi ben direkt run'a basarsam bu sefer sonuçları aldığı yerden devam eder. Ben işte en baştan istiyorum. Dolayısıyla Start From Initial Values'e tıkladım. Ve Run'a tıklıyorum. Şöyle bakın buradan görebilirim analizimi. Bakın ne demiştik? 1 saniyelik bir analiz bu. Ve 250 parçaya böldük. Ve her bir parça için, 250 parça içerisindeki her bir parça için 5 tane iterasyon saydırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Dilerseniz anlık olarak da görebilirsiniz analizin sonuçlarını. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Hareket vermiş olduk. Evet şöyle. Artık analizimiz bitiyor. Bakın 245, 246 derken
1 saniyeye yaklaşıyoruz. Şöyle 1 saniye dedik ve bütün analizimiz bitti. Evet, bu videomuzda santrifüj pompanın safety analizini gerçekleştirdik. Tekrar görüşmek üzere.